Ayıp olur. Oğlum sen nasıl becerdin oraya ayağını takmayı ya? Ha? Ha? Ha canım? Şey değil mi? Topamız ama. Bayağı bir güç verir. Vitaminden daha. Kar yağdı. Cücülerinden. Altısında koydum. Damat haline. Durumlara bak. Tabii. Bizim tane maneti çabuk çabuk yıktın da. Ha öbürünü de yıkadı. Evet. Gurk olmuş hem de yan. Bir 500 lira yapmış. Sağlı saat versin. Öyle mi? Ha, sağ olsun. Maşallah. O en önemli. Besin kaynağı. Hey hey sarı kız. Bacanağımı ben çok severim. Onu kıramam. Bacanağım senin açtı ki. Tuttum sana ha. Buna da yumurta yok arkadaşlar zaten. Toplayalım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Harikalar diyarına hoş geldiniz. Ucun... Poni'ye bahsediyorum, derlenecek. Poni'den bir haftadır sevemiyorum. Islak ve etraf çalmış. Ha kızım. Baba, şimdi kokuya bakıyor. Baba ne yapıyorsun? Sağ ol oğlum. Bir şey diyeyim ben size. Kokunun durumu? Kokun benden gözleri açıldı da. Ciğerlerinde sıkıntı var ama hayvan. Yani var da düzelecek inşallah oğlum. Yalnız pamuk. Pamuk düzelmez ulan. Toparlayacağım ama çok kötü yarası ya. Yok düzelmez ağzımda. Ya antibiyotik yemeyeceğim de. İyileşene kadar değil mi? Çok sus. Ben inşallah he? Şey... Koko iyileşir. Dur abi şimdi burada yesin. Dur. Heh. Ye, yerse toparlar diye düşünüyorum ama. İyidir. Gel baba. Baba. Baba'ya olan John şey. Yiyem potluğu var. Ya bu şey değil Pepe mi? Pepe topamız ama. Bayağı bir güç verir. Vitaminden daha iyidir de. Tanrım çantin çonlar yiyir akşama kadar. Gogo var ya Gogo. Gogo düzelecek inşallah. Gogo. Hadi Gogo. Düzelecek mi? Ha, ha bak bak. Bak sana ne vereceğim şimdi bak. Bak sana ne vereceğim ha. Aha ya. Bak. Ah. Ye. Yemez. Yemedi. Büyük yemedi. Değildi. Hani tok birbirine çıktı. Koktu değil. Protein ha. Gitti mi sana? Gitti mi bizi? İnşallah iyileşir. Ne diyorsun? Oğlum, oğlum bakacağım. Bir hani son kıvamına kadar devam. Ama bu gün bir şey yapabilir miyiz acaba? Bu gün kargo gelecek oğlum. Ne kargosu? Ya sakız makinesine şeyler gelecek, onları almamız lazım. Kaçta gelir Aras kargo? Akşam ancak gelir o da şey... Şey diner yetişir oğlum o zaman. Şu mesela şimdi yani bir şey diner yapalım. Diner yetişir bir de şu anda şeyleri koyacak yer yok. Neyleri? Ya şimdi bıldırcıları ben de kapıları bir yere döydüğüm zaman yine koyacağız. O dam var dedik, o zaman koyacak. Yok yok, halledeceğim. Evet. Onun yeri hazır. Neresi hazır? Bıldırcıları halledeceğiz. Neyle hazır? O böyle tavşanı koyduğumuz yere koyarız olmazsa. Geçecek vardı ya. Olabiliriz. Bizden ele daha iyi. Tavşan ya da kurt tavuğu var ya bizim asıl. Onun onu oradan çıkartıp oraya da koyabiliriz. O kurt zaten bakar. Şimdi ben az çümeseydim dolanım hayvanları. Yem verdin mi bu? Nasıl? Yem falan verdik mi? Yok hiçbir şey vermedim. Ha. Dedim ortalığı kapatsınlar diye bir de kendilerinin şeyini unutmuşuz onu. Ne aynı? Balkonunu açık koymuşuz ıslanmış ona temizlenecek. Ha. Şey yapar da. Poni. Poni şirinli kadar. Tabi. 3-4 günü selam veririm kızıma. Poni benim dur sevim tamam sevim dur dur. Dur seveceğim dur. Canım benim farkındayım. Ey selam veririm ıslaksın Poni ne yapayım çok çamur ortalık. Arkadaşlar bir haftadır durmadan yağmur yağıyor. Elinde bir şey gelmiyor. Ben şimdi bir daha yemleyeceğim. Şu kuru alanda yemleme yaparım. Şöyle bir sıkıntımız var. Hayvanların şu an hasta olması çok normal. Hatta sürünün genelinde hastalık başlayacaktır. Bunun önüne geçmek zor. Çünkü yağmur yağdığı andan itibaren hayvanlar içeride bile olsa, bak dışarıda olmaları önemli değil ha. İçeride bile tutsanız nem oranı arttığı için bakteriler, virüsler ne kadar gizli bir şey varsa kümesinizde hepsi çıkar. Ha? Bu neydi orada?
Allah sana sığınmışım. Hala vaziyete bak, hala vaziyete bak. Ayağı takılmış. Bak şimdi üstten gülerem ayıp olur. Oğlum sen nasıl becerdin oraya ayağını takmayı ya? Ha? Ha? Ha canım? Canım çıksın, sen nasıl takıldın oraya ya? Dur. Dur bakalım, hareket etmezse çok mahmuz takılmış. Dur, dur. Ben gelmesem ne edeceksin? Yani orada senin ne işin var acaba? Ha? Acaba ne işin var orada? Ha? Uzaktan baktım bile yanının üstüne yatmış, dedim keyif edir. Meğersem bana iyiymiş. Lan sizi var ya, sizi ben yerem ya. Sen İrem, bugün günahlar çıkacağız ha, tamam. Babamdan aldık onayı. Hadi bismillah. Dinahları tıcak mı? Dur bakayım sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Dur. Simsiyah çok tatlı malaya benzirsin sen ha. Ha gel. Gel senden bir harç yapayım, gel. Neydi mahrumiyetli lan? Oo tavşanları. Bir bakayım neydi tavşanlar? Tavşanları mı? Yonca getireceğim. Tavukları bir yemleyelim. Sonra tavşanları yonca getirelim. Arkada bıldırcınlarımız büyüyor biliyorsunuz. Buradaki kurt tavuğumuzu yerinden edebiliriz. Kar yağdı, cücülerinle aran nasıl? Ballıyı soruyorsunuz ya. Ballıyı gönderdik, sahiplendirdim. Bir arkadaş aldı. Ama bunu öbür cücüler nerede? 4 taneydiler. Öldü mü? Vaa. Herhalde kaybetmişiz. Ben görmedim de. 2 tane kalmış. Ha 3 tane oldu da, tamam. O zaman bir tanesi yok. Neyse. Ha bunları çekerim yakından bir ara. Bir ara bütün kukları ve civcivlerini çekeceğim. Şümesinde ne kadar yavru hayvan var hepsini göstereceğim size. Bıldırcınlar için burayı hazırlayabiliriz. Ya da bu kurku çıkartır orayı hazırlarız. Yani şöyle bıldırcın, tavşan, bıldırcın istiyorum. Maviciler orada. Tavşanın evi buydu. Aynen maşallah maşallah. Baya alışmışlar ortama, çok güzel. Ben de yiyorlar. Bak bak. Ya ben sizi yerim ya. Arkadaş şunlar. Size yonca getireyim mi ben? Yoncalar büyümüş, size yonca getireyim mi? Önce tavukları yemleyeyim, tamam mı? Karaya bak, karam benim. Bunlara bir isim takmam lazım arkadaş. Birlikte isim takalım bunlara sıfırdan. He? Neyin yedinci günü bu? Yedinci günü be. Makinenin yedinci günü. Ha. Kuluçka makinesinin mi? Ben tarihini attım onu. Ben altısında koydum. Tamam tarihini attım. Kaçı 13'ü mü? Ha yok. 14'ü mü ucu? 12'si. Yok 13'ü mü? Güney mi? Doğru. 13'ü. Yani... Yani olmuştur şimdi. Dolu boş mu? He. Tabii canım damarlaşma olmuştur. Normal şey, tabii yumurtalar çok var. Ama net değildir. Gözümüzden kaçar. He. 8 günü tamamlıyor. Tamam oğlum, o zaman yarın unutmadım. Tamam. Ay aslanlarım toplandı da bak, yemleyeyim dedim de. Neyse azıcık yesinler. İçeriden önü ıslanmış arkadaşlar, yağmur yağdığı zaman. Şu brandayı açık unutmuşuz. O yüzden komple burası su dolmuş. Aslında alttan delsek ne olur ya? Boşalır olabilir mi? Alttan bir balkona delik delsin değil mi? Su birikince dökülsün oraya aşağı. Bak bura var ya, her gece şimdi gözüme çarpır. Sinirlerim bozulur. Yıkacağım kendimi zor tutarım. Babam ne dediyse o kardeş. Ha, su içmeyin yeter ya. Şu sulardan da kurtaramaz. Aa size şey anlatıyordum ben. Dur. Yemleme yapın da o ara anladım. Tabi gazdan ötürü hasta edebilir abi, hayvanları. Oranda bıldırcınlar yumurtaya çıkacak. Ne alakadar? Dur baba ufacıklar. Hadi bıldırcınlar. Ya daha dur 20 gün olmadan olmaz ki. Mehmezine bakıyorum.
Baba. Şey var. Oğlum büyüdüler. Üç yuvalda yem ayarlı ya. Onlar kargoya verilecek. Tamam oğlum. Dondurcunlar o kadar büyüdüler değilsin. Cidir paha şimdi. Oğlum o civcivlere bu yemden veririm. Hangi? Ye, ye. Bak bir ye. Yani bir civciv yeni bir de bundan veriyorum. Bayılıyorum. Bir mısırı yiyemiyorlar. Gerisini hep temiz yiyorlar. Tohum çok ya. Oğlum alıştırdım. Ya babam alıştırdı civciv. Şimdi gelin bak. Dondurcunlara bakacağım. Babam olayı bayağı çıtayı artırdı. Diğer yumurtaya çıkacak. Şu sıfatıma bakmadılar, gördünüz mü? Şimdi hayvanlar hasta olması, dediğim gibi neme çok pahalı. Tavuk hayatta neme gelemez. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, bayağı hızlı büyüyorlar bu arada ha. Daha geçen gün göstermiştim size. Ah. Durumlara bak. Güzel büyüyün bakalım. Ama iyi bak. İyi bakıyorlar şimdi. O hala yumurtaya çıkamazlar mı hala? Yok yok, ben espri yaptım. Ya 4 günlük bulduruz yani. Ama şey... Ama iyi büyümüşler, hızlı gelişim. Bakıyorum ya. Şimdi bak, pekmez hazırlayacağım, koyayım. Bakın geldim, suları bitmiş. Hayvan çok. Pekmezleri bitmiş, bak bunlar civcivlerini, bunlar bulduruyorlar. Pekmeze su koyacağım şimdi. Yemlerini kontrol edeceğim, suları değiştirdim. Bak şu yemi diyorum onu bana. Şu kabından ayrıyeten bak, bu doluydu, bak bitirmişim. He, yiyirler. He, şey... Keratalar. Sen de adını büyüdüler de, acaba tavuk, horoz nasıl büyüyor? Bir de bunun ısısını onu ayarla. He, çıkarıyoruz. 37-30 diyor. Tamam. Aha, şimdi başka... Aşağıya bıldırcınları mı taşıyayım? Cicikleri. Bıldırcınlar daha mı mantıklı olur? Olur, bıldırcınlar 2 gün sonra sığmaz buraya. He, dışarı alamazdık onları. He, bunlar da sığmaz. Aynen. Ya beleceğim, bak ya beleceğim, ya da bunlara çok acil kafes yapmamız lazım dışarıda. Bundan sonra acaba üşür mü? Zaten vardı ya bir tane kafesimiz bizim. Evet, kafes değil oğlum. Dışarıya. Ha, kumat tamam. Olsunlar. E tamam tabii. Bizim tane vardı, çabuk çabuk yıktın da. Ha, öbürünü de yıkadın. Evet. Onu ayarladın mı? Onu ayarladım ama hızlı gel, direklere başlayacak, ben yemleme yapayım da. Bu tavuğum var bir tane. Nerede? Aa, bravo, düştü sonunda. Ben ya kaldıramadım da. Yukarıdaki mi, alttaki mi? Alttaki. Yatıyor ha? Onlar içerisi çıkartmıyor, çamurun içinde oynuyorlar. Oynasınlar, oğlum çamur iyi geldi ya. Çamur, dışarıdaki çamur sıkıntı vermez, içeri sıkıntı. Ben anlamadım, yetti yani. Güneşin vurduğu noktada çok fazla hastalık olmaz. Hasta olurlar ama. Ben dedim o bu cümle, dezenfektan yapıp çürmesin genelde. Yok, kurusun lan. İşte hava çok nemli. Bu sefer evet, kurusun. Bir şey yaramayacak. Cumartesi günü Allah'a izlerse şey geliyor. O zaman annem. İş parazit vereceğiz, unutma. Bu da tavukçunun korkulu rüyası arkadaşlar. Yağmur. Şuraya iş parazit vereceğiz cumartesi günü. Unutma. Aynen de işte Allah vere, o zaman da çok hasta çıkartmıyor. Sen de mi gu koydun? Sen gu koydun mu? Baba gukları, bu guk olmak üzere arkadaşlar. Bunlar zaten guk olmuş, hem de yan yana biri yumurta salıyor, biri yatıyor. Çok güzel. Maşallah. Tamam. Yatıracağız tabii bunları arkadaş. Ama burada yatırmayacağım. Bunları hemen öbür guklarımızı mesela suya karıştırırız. Kafesleri hemen guku ayarlarız. Baba guklarından birini iyice kızışsın, yatırır. Sizden 20-30 tane yumurta baba, alır. Karışık sürü yumurtası atarız altına. Ya da makineye. Makineye atacağım da. Makineye atacağım normalde. Millet kızmasın. Ya arkada bir yemleyin bunları, gelin baba hızlı hızlı. Ya oğlum sapma. Güvercinler hastalık yatıracak. Yatırdılar zaten daha. Ya, yani bak şey... Yemi o otlara sapayım diyorum. Ya da içeriye koyayım o zaman. Güvercinler hep alıştılar. Sürüyle geldiler, hastalık yatıracak. Serçeler yattı, güvercinler geldi. Bütün doğaya biz bakırdık arkadaşlar. Yani, ya yemesinler değil oğlum, ben hastalık yatır diye şey yapıyorum. Aynen. Yemesinler bir şey değil. Ben yine buldum ama şey diyor oğlum. O Wyandotte kırması var ya. Biraz. Murat Bey sağ olsun videolarımızın birine teşekkür etmiş. Bu videoların altında teşekkür butonları var. Teşekkür ederiz. Oradan bağış yapıyor. İlgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ediyoruz buradan kendisine. Allah'ım
bir 500 lira yapmış. Sağlı saat versin. Öyle mi? Sağ olsun. Maşallah. O maşallah. Para arkadaşlar hayvanlara gidecek nasip olursa inşallah. Allah'ın birinizi Allah eder inşallah. Amin. Allah'ım hayırlarınızı Sekundum kabul eder. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlarım, yorumlarınızı okuduğum için bazı yorumlarınıza da burada cevap vermek istiyorum. Canınızı yerim. Bir ağabeyimiz, bir kardeşimiz, işte arkadaşımız yorum atmış. Kardeşim demiş, şu yemi dağlık sepersen hayvanlar aç kalmasın. Şöyle söyleyeyim, biz zaten akşama dek sadece videonun önünde gördüğünüz şekilde yemleme yapmıyoruz. Etrafta sürekli dağınık yemlemeler yapıyoruz arkadaşlar. İçeride, dışarıda yani kümesin tam 3-4 noktasında yemlemeler yapıyoruz. Ama hepsini böyle videoya almıyorum. Hem siz sıkılmayın diye hem de böyle daha bir tatlı ortam oluyor. Hayvanları izlerken, sizler huzur bulurken ben de böyle sizlere birkaç da bilgi vermek istedim. Yine yorumlarda gördüğüm kadarıyla işte hayvanlarımızın hasta olduğunu görüyorsunuz. Biri demiş ki veterineriniz yok mu? Bir diğer arkadaşımız yine aynı şekilde. Hayvanlar hasta oluyor, nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz kafanıza göre gibisinden cümleler görüyoruz. Arkadaşlar yıllardır biz bu işleri yapıyoruz. Veterinerlerimiz var tabii ki. Hepsini sizlerle zaten paylaşmıyorum. Biz onlarla telefonla görüşüyoruz. Gerekli tedaviler biz uygularken zaten tecrübelerimiz var bu konuda. Tecrübe dışında da bilgi almamız gerekiyorsa zaten alıyoruz arkadaşlar. Aldığımız bilgiler doğrultusunda mesela ilerliyoruz. Örnek veriyorum, bizim pamuğun iyileşme olasılığı %3, %5 oranında falan. Pamuğun ağzında büyük bir tümörümsü bir şey çıktığı için onu iyileştiremeyeceğiz. Sadece zaman kazandırıyoruz. Belki işte bir şans, sonuçta nasip. O yüzde var ya, emek vermek lazım, şans veriyoruz. Gogo'nun durumu da keza çok da farklı değil. Gogo'nun iyileşme oranı da yani %30-40'larda şu an. Çok zor. Hatta her geçen günde daha da ilerleyebilir bu durum. Çünkü ya karaciğerde ya da akciğerde sıkıntı olduğu için tomurcuk olduğunu düşünüyoruz. Gerekli tedavileri uyguluyoruz. Anlayacağız. Videoda gördüğünüzün bir de arka tarafında buzdağının görünen kısmı derler ya, ya da görünmeyen kısmı. İşte buzdağının görünmeyen kısmında biz her şey yapıyoruz. Rahat olsun gönlünüz. Siz hayvan sevginizi pekiştirin, beni izleyin kardeş. Keyfinize bakın, işinize bakın. Babam kekik kafesini temizlerken yine birkaç şeyden daha bahsedeyim. Kekiklerimiz için en iyi besin kaynağı kum. Kum verilmez lazım hayvanların sağlığı için. Çiftleşme dönemleri geldi, şimdilik iyiler. Ötüm oranı azaldı. Önceden daha çok fazla ötüyordular, bağırıyordular ama bu ara çok fazla öttüklerini duymuyoruz açıkçası. Nemli havalarda hayvanları koruyabilmesi için neler yapmanız gerektiği ondan da bahsedeyim 2-3 tane. Eğer becerebilirseniz, yapabilirseniz, babamın dediği gibi hemen yağmur sonrasında güneş çıkıp ortamı kurudur kurutmaz bütün sürüye iç parazitleri. Kanatlı hayvanlarının %80, %90 oranında iç parazitle hasta oluyorlar. Bu iç parazitin önüne geçebilmek istiyorsanız da Nilverim diye bir iç parazit ürünü var. Onu biz 2 ayda bir, ayda bir şekilde verebiliyoruz. Yağmur yağdığı zaman da hemen verim yapıyoruz. Hayvanları kurtarabilmek için. Diğer yandan işte sirkeli suyudur, iyotlu suyudur. Bir sürü şey var yani, faktörümüz var. Ama bunların hepsi dediğim süreçte hayvanların beslenmesi, gezmesi, güneşin etkisi, kümesin ortamı, durumu, her şey bunları etkiliyor. İşte eğitim paketi hazırlıyoruz. Eğitim vereceğim nasip kısmet olursa. Orada her şeyden bahsedeceğiz arkadaşlar. Sabırla bekleyin. Devam ediyorum. Çünkü kolay bir süreç değil. Biraz vakte ihtiyacımız var. Hey hey sarı kız. Soramıyorum sana. Sen sarı ben siyah. Yapamıyorum. dur bakalım. Şimdi tavşanlarımı ot yolacağım. Ama nereden ne yolsam ki bunları yemezler. Yonca olacak ki güzel güzel yesinler. Arka tarafta birazcık var. Yeni tavşanlarıma teze yonca götüreceğim kardeş. Eski tavşanlarıma kart yonca. Yok canım daha neler.
ayrımcılık yok bizde. Bütün hayvanlarımız eşit arkadaşlar, eşit. Bütün hayvanlar eşit. Ya olur canım, şimdi insan hali şimdi. Çok samimi olduğun arkadaşa mesela nazın geçer. Ona kötü şeyler verirsin, yedirirsin, içirirsin. Misal yani vereceğim. O da bir şey demez. Yeri vardır, vakti vardır. Misafire daha iyi bakarsın da. Aynı o mantık düşün. Şimdi ben sizi tavşanlarım zaten nazım geçir. Yani samimi yok ya. Öbürler misafir daha yeni gelmişler. Onlara iyi bakmak lazım. Bazen değiller işte. Arkadaşların arasında dostuz varsa arkadaşlar söylenir işte. Ortamdasınızdır misal. Arkadaşın biraz şey davranırsın, kötü davranırsın. Sonra kızar ki niye bana öyle davranırsın da başkasına ne öyle edilsin ki, yok hele bile. Halbuki orada sizin aranızdaki samimiyetin ne kadar ileride olduğunu gösterir arkadaşlar. daha iyidir yani. Demek ki nazı geçiyor ki sen ikinci planı atabiliyor yer yer. Anladınız mı? Yani öyle yanlış anlaşılma olmasın, anladı siz beni. Bunların iyi yolu. Go pamuk inşallah iyileşirsiniz. Burada epey yonca varmış. Yoncayı çok sever şeyler. O yüzden gerçek arkadaşlık arkadaşınızın her dediğini yapmak değildir arkadaşlar. Doğruyu yanlışı bilip ona göre hareket edebilmektir. Yok demeyi bilebileceksiniz. Hayır demeyi bilebileceksiniz kardeş. Arkadaşın kötü bir şey yapmışsa yapma demezlisin. Ona destek olmak iyi bir arkadaşlık değil. Dostluk değildir. Tamamen çıkar ilişkisidir arkadaşlar. Evet. Coşkun. Performans düşmüş Coşkun. Hah, inşaat mühendisine verdin sırayı. Sen gidi Coşkun seni. Coşkun ondan işçi işte başka yastık bulacağım lan. Evet, şimdi birazcığını şeye vereceğiz bunu. Babam direkleri ayarlıyor. Epey işimiz var direklerde de. Ben ekli. Hey. İşte çamurlu su içiyorlar ya. Tavuklarda bir sıkıntı var. Çok seviyorlar çamurlu su içmeyi. Biz de çok fazla karışmıyoruz açıkçası. Babamın dediği gibi. Bir noktada arkadaşlar belki de iyi geliyor hayvanlara. Aa. Ay benim canım hadesim. Ayağı tutmuş herhalde. Bayağı basıyor. Aynen öyle. Biraz şişkinlik var sağ ayağında ama basmaya başlamış. İyi duruyor hem de. Erzurum'un şeyi bu. Yoncası kardeş. Erzurum yoncası al. Tadı nasıl, sevdiniz mi? Tabi Emre Başkanım da çok güzel bakırdı size ama. Araşı nasıl cevabı ya? Sen kızsın, dişim benim, gücüm benim, gel. Koro kız güzeli gel. Gel. Senin adın, buldum ben senin adın. Gülenber. Kara kız kubbanın oğlum. Gelsene bu yakaya kız. O biraz çekincen arkadaşlar. Mesela şunların ikisi çok tatlı. Muhtemelen kardeş bunlar. Veya da bilmiyorum da yani birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Demin birbirlerinin kulaklarını falan temizliyordular. Dur şimdi. Kara kız arkaya böyle bir şey yapın. Kara kız yavrulamak üzere bildiğim kadarıyla. Bak gırtladı, gördün mü? Ya sen nasıl gıcık bir şeysin lan? Al. Ye. Yonca da yemir bu. Allah Allah. Oradan gaya taş mı yiyorsun lan benden habersiz? Bak cidir onları rahatsız eder. Bak sen de gıttan. Yoksa sen ne gıttisin hayvanı? Oğlum sen... Bak şeyleri hiç sevmem ha. Çok haylazsın ha sen. Herhalde doğum falan mı yapacak? Şey yapıyor. Tüy falan yoluyor gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Bu şeylere benzer bu ha. O da okullarda olur ya, parklarda falan. Zorba. Ondan sonra sürekli arkadaşların arasına girip rahatsız eden, sıkıntı çıkartan uşaklar var ya. Hangi cinsten olduğunu şimdi söyleyeceğim size. Hani üstüne beton atılası gereken şeylerden, cinsten. Heh. Üstüne beton atacaksın, yok olacak o komple. Şimdi huzur bu da bütün uşaklar. Zorbalıklar bitsin, o sıkıntılar geçsin yani. Bazen yine denk geldim, nasıl bir sinirleneyim. Şimdi hatırlıyorum da geçen de bir tane değerle denk geldim arkadaşlar, dedim yani tam beton atılacak adam ya, üstüne beton at bir kaybolsun da millet rahatlasın. İşte dünya sınav dünyası. O adam bu dünyada insanlara sınav olmak için var arkadaşlar. O yüzden ya sabır deyip geçirsin. Sıkıntı şu, ona beton atsan onu komple sülaleye beton atsan üremiyorlar. Şurada şunlara da birazcık yunca veririm de babam direğe başlamış gelir ama.
Dediklerim arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Dediklerimi dikkate almayın, şaka yapıyorum. Öyle durumlarda zorba insanlar gördüğünüz zaman, zorba kişilerle karşılaştığınız zaman olabildiğince sakin oluyorsunuz, sabırlı oluyorsunuz. Allah'ım sen bana sabır ver, nasip eyle diyorsun. Sonra dönüp o arkadaşa diyorsunuz ki Allah'ım sen de onu inşallah ıslah eyle, doğru yola götür diyorsunuz. Ondan sonra da arkadaşlar rahat bir şekilde geri çekilip oradan uzaklaşıyorsunuz. Oğlum el arabasını ileri getir. Sen eş. Ya eşsem ne olacak? En az var ya 30 santim eşmem lazım. 30 santim? Evet. Çok bu 30 santim. Bir demem o kadar. Oğlum bugün ben de paytuz. Bacanağım telefon açtı. Hacı abim dedi ki bacanak tapuda işlerimiz var. Babam, bacanağımın. Babam kaçır. Bacanağımın işini halletmem lazım olur. Önce arkadaşlar bugün iptal. Kusura bakmayın sayın seyirciler, arkadaşlar. Tam direkt içirdik de olmadı. Bacanağımı ben çok severim, onu kıramam. Bacanağım telefon açtı ki tapuda işimiz var. Arkadaşlar ben de hiçbir şey demedim. Dedim tabii ki hemen koşuyorum. Hemen geliyorum. Tamam. Bu işi sonra başka zaman yapardım. Tabii canım şimdi arkadaşlar. Vallahi günü mü yok? Ben tek yapamam zaten. Sağlık sıhhat versin. Amin cümlemize inşallah. Hayatta olduğumuz müddetçe bu işleri aksatmadan yaparız. Aynen öyle arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Ben arkadaşları bugün de yazdırırım. Ya yani. Yok dedim ben hacamını memnun edeyim. Tamam. Ben başka işlere devam edeyim. Gerisini kalırsan şey çoluk. O sultanların yemini ver biz. Tamam. Oradan dolduracaktım orada dedim şeydim unutmuşum arada. Tamam. İğne vardı. Bunu yarın bir gün ara vereyim mi ya? Kime? O sen Hades miydi? Hades güzelmiş. Oğlum iğne vuruyorum daha. Hades'e. Arabayı almışsın daha. Ben yem yok, alacağım şimdi. Yok. Tamam. Hades'e oğlum şey yapacağız. Bir gün ara vereyim yarın devam. Tamam. Hades düzelmeye başlamıştı. Bak enfeksiyon var ayağımda. Ola oğlum Hades'e bakıyorum haberi yok sana. Tamam. Santimen nasıl?
yağmur yağarsa dolar. Sıfır mı açacağım ben anlamadım. Duvarından sıfır açacaksın da şey. Yok yok düşme. Tamam işte ben sus. Ya şimdi dedim bu sana da babam çok haklı. Bize de tavuklar doldurur. Yani babamın burada olması lazım. Eser asma senden betonu metonu atıp direklere koymamız lazım. O zaman bir yumurta topluyor. Neyle yapacak bir şey yok. Kısım akraba gelir. Evde yumurta lazım olur anlık. Bazı birileri istiyor. Şimdi mesela örnek veririm. Teyzem bir gelmiş. Misal yani. Yumurta lazım olur eve. Mecbur götürürsün. Söz verdim tamam. Kızırsız da. Neydim daha yavaş yavaş hepsini bir anda yapamam ki. Şimdi makinenin daha cıvıl çıkımı başlamadı arkadaşlar. Sıkıntı şey cıvıl çıkımının başlaması için de elektrik kesintisi yaşadık. Kuluçka makinesindeki evdekinde. Manuel aldım da. İşte elektrik kesintisi olduğu için muhtemelen civcivler bir gün falan rotajda çıkacak, bir iki gün. Çıkın bitecek. Ben de ondan sonra şu topladığımla biriktirdiğim yumurtaları makineye atacağım. Şu an topladıklarımdan da bir kısım gidebilir yemeğe falan. Yemeyeyim arkadaş. Siz rahat olun arkadaşlarım. Canınızı yerim. Daha çok yumurtamız olur, toplarız. Bismillahirrahmanirrahim. Bereket dost. Güzel, güzel. Şöyle toplayalım bunları. Şeye nasip olursa geliyor. Ya direği dikemedik ya. Can sağ olsun ya. Yarına kaldı. Kızmışız ama arkadaşlar. O direklerini dikmek biraz zaman alacak. Kolay da değil. Cıbıl. Hades. Hades'in ayağı bayağı düzelmiş. Çok mutluyum. Direkleri tamam eyvallah da direk diktikten sonra çok hızlı olur süreç. O tahtaları çakıp çıkmak. Hepsi çok hızlı bir şey olacak. Bizim için rutiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtalar yakan böyle günübirlik topluyoruz işte sabahtan. Bir de öğlenden sonra topluyoruz. Bizim tavuklar da genelde öğlenden sonra salıyorlar. Bir problemimiz var. Yumurta verimi düşecektir. Sürekli yağmur yağar. Hava çok soğuk çünkü. Annem çalışmaya geldi. Canım ana. Allah. Hayvanların şu an vücut sıcaklıklarını dengeleyebilmeleri için mecburen yumurta da yok. Bak mesela Ataksar'da hiç yok. Nasılsa yok. Ataksar yumurtayı kesmiş. Topladım yumurtaya baksana. Çok az değil mi arkadaşlar? Canımız sağ olsun. Neydi? Aa, güvercinde de behlir. Şu mesela yağmacıları. Oy 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 maşallah. Bak burada yumurta var. Buraya salmışlar herhalde hepsi. Oy maşallah maşallah güzel. Ama bu kümes biraz şey yaptı, fitledi durumu. Ula sen yumurta yiyirsin ha. Ağzına bağırdım seni ha. Senin ağzına bağırım ha. Seni gidi zilli seni ha. Tuttum seni ha. Bizim mavici değil mi bu yumurtayı ya? Bir de kana kana içir bak bak. Seni suçüstü yakalamam güzel oldu. Gel bakalım sen buraya gel bakalım sen buraya gel. Ya şimdi şu da var. Şimdi emin değilim. Yumurta salmaya girip kırmış da olabilir üstüne basarak ama bu biraz yumurta yere benzer. Seni var ya tahtayla sürerim ha. Duydun mu beni? Süpürceye takar sap yaparım seni. Ya da püskülü yaparım. O daha mantıklı. Yumurta yiyir. Bir de utanmaz. Bir de mavici olacak. Seni bizim yargıcından tanıştırayım mı şimdi? Ha? Ha? Seni şimdi yargıcından tanıştırayım mı? Evet. Çift kurt düşmüşler. Bunda da yumurta yok arkadaşlar zaten. Babam bakıyor altına alıyor altından. Kızar. Çift kişisiz ama tek kişi kadar yeri kaplayamıyor saz. Bir bakın altında yumurta var mı? Yok iyi. Tamam. Zaten az koltuk şimdi bırakmalar bir şey başlasın kurka. Sonu gelmez. Oldukları bir yere yatıracağız. Hey topladık. Bereketli olsun. Güzel. Bunları da kenara alalım. Birazcık birikir, bir şeyler olur ya. Hallederiz. Yiyiştirelim sonra makinenin çıkımı biter bitmez onları atacağım. Kurtların altına da yükleme yapabilirim arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kusura bakmayın. Ancak kurtardım. Neydi kardeş? Canınızı yerim. Yarınki videoda inşallah görüşeceğiz. 19'da.
iş yapak dedik, babam kaçtı. Hiç öyle planlamamıştım da. Neydim yani, can sağ olsun. Başka şeyler yaparız. Ben sizi belki bugün bir şeyden daha bugün çok üstten çalıştım, yoruldum da. Bir şey olursa göstereceğim. Yarın güzel video çekeriz. Hadi görüşürüz.